Evet, şimdi e, hipin temel iki tane işlemi olan e, maksimum silme ve yeni eleman eklemeyi göreceğiz. Bunlar aslında bir sıradaki standart işler değil. mi? Mesela bir bir, bir sıraya girmesi aslında o insertion'a eklemeye karşılık geliyor. Sıradaki kişinin en öncelikli kişinin burada tabii ki işleminin yapılması da aslında deletion'a yani silinmeye karşılık geliyor. Ama burada Heapte bunun özel adı Remove Max yani en yüksek önceliklerinin silinmesi gibi. Tabii ki bu Max Heap için konuşuyoruz. Min Heap için de bu sefer Remove Min şeklinde e, ifade ediyoruz. Şimdi yani önce Remove Max yapacağız. Dolayısıyla şimdi bir e, ne yapalım bir biraz önceki ağaçcı e, çizelim ve onun üzerinde ilerleyelim. Diyelim ağacımızın ereği şu şekilde olsun. 16, e, 14, 10, 8, 7. 9 3 2 4 ve 1. Dolayısıyla bunu çizdiğimiz zaman 16 14 10 8 7 9 3 2 4 ve 1. Şimdi burada silme işlemi gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla silme işlemi derken ne yapacağız? Şu elemanı uçuracağız. Fakat şimdi bu elemanı uçurduğumuz zaman ne olacak? En öncelikli adamın buraya gelmesi lazım. Şurada burada önce önce en öncelikli adam kim? 14. Fakat bu en öncelikli adam buraya geldiği zaman burası boş kalacak. E o zaman buraya kim gelecek? Aslında onun bir altındaki adam yani 7. Buraya kimin gelmesi lazım? Onun da 4 gelmesi lazım. Fakat böyle yaptığımız zaman burası boş kalacak. Dolayısıyla ne yapacağız peki? Şimdi sıkıntı burada bu. Yani bizim en önce burayı boşalttığımız zaman yerine gelecek elemanın aslında bilemiyor olmamız. Belki de şans eseri buraya inmemiz gerekecektir. Belki de şans eseri buraya inmemiz gerekecekti. Buraya inmemiz gerekecektir. Bunu bilmemiz mümkün değil. Ve buralarında boş kalması mümkün değil. Çünkü Ereğli öyle bir şey yok. O zaman nasıl bir taktik yapmalıyız ki... Ee, bu indiğimiz zaman garanti olsun. Yani aşağısının dolu olacağını garanti edelim. İşte burada şöyle bir taktik yapıyoruz. Biz biliyoruz ki en sondaki elemanı alıp en başa yazmak çok ucuz bir işlem. Çünkü ERE yapısında sondaki elemanı alıp başa getirmek o bir zaman alıyor. Ve bu ereğin kendi yapısını bozmuyor. Dolayısıyla şöyle bir şey olmuş olacak. Ne olacak? Bu en başta, en sondaki elemanı en başa aldığımız zaman bir buraya gelecek. Sonra kalan yani 14, 10 hatta bunları copy paste edelim. Şöyle. Ee, şu kısmı alıyoruz aslında şuraya kadar. Kopyalayalım. Yapıştıralım. Tam olarak ay, olmadı. Yapıştır ve eşleştir diyelim. Tamam bu şekilde oldu. Bakın bir burada gerçi bir sonda kaldı. Şu biri silelim. Dolayısıyla ne oldu? 14, 10. Evet şurası biraz şey oldu. Şu kısmı şey yapalım. 14, 18, 7, 9, 3, 2, 4 olmuş oldu. Şimdi bunu çizdiğimiz zamansa aslında bu bir buraya gelmiş olacak. Dolayısıyla bir yukarıda. 14 çocuğu, 10, 8, 7, 9, 3, 2 ve 4 olmuş oldu. Bakın ereğin yapısında sadece bu biri buraya getirmiş oldu. Fakat bu tabii yeterli değil. Çünkü ne olacak? Bu 1 kuralı bozuyor. Yani nedir? Çocukları 14 ve 10, ondan büyük. O zaman bizim ne yapmamız lazım? Bu 1 ile çocuklarını karşılaştırmamız lazım. Şimdi burada tabii neyi kullanacağız? Biraz önce vermiş olduğumuz şu 2n artı 1 ve 2n artı 2 formülü kullanacağız. Yani... Bu parent'ın indeksi kaç? Sıfır. O zaman 2n artı 1, 1 olacak. 2n artı 2, iki, 2 olacak. Dolayısıyla çocuklarının bulacağız indekslerini ve çocukların değerlerini bulacağız. Hangisi daha büyükse onunla yer değiştireceğiz. Neden hangisi daha büyükse onunla yerleştireceğiz? Çünkü zaten biliyoruz ki bu bundan büyükse bu 14 zaten altındaki herkesten büyük. E, 10 da zaten kendi altındaki herkesten büyük. O zaman 14 ondan büyükse 14 bunun altındaki herkesten de büyük olacak. Yani 14 aslında en büyük olacak. O zaman ne yapmış olacağız? 14 ile 1'i değiştirmiş olacağız. Yani 1 ile 14 ve 10'u karşılaştırırken indeksler 0, 1, 2 olsun. 14 büyük olduğu için 14'ü 1'e yazacağız. 1'i de 14'ün yerine yazacağız. O zaman ne olacak? Aslında bu bir siliniyor olacak. Bu 14'te siliniyor olacak. Burası 14 olacak. Burası ise 1 olacak. Şimdi böyle yaptıktan sonra artık şimdi birin çocukları üzerinde ilerleyeceğiz. Yani ne yapacağız? Bir yeni birin yani bir numaralı indeksin çocukları kim? Bu sefer gene 2n artı 1, 2n artı 2 yaptığımız zaman bir tanesinin indeksi pardon 3 olacak. Bir tanesinin indeksi 4 olacak. Çünkü 1 çarpı 2 artı 1, 3. 2n artı 1'den 1 bir çarpı 2 artı 2 de 4 olacak. 3 ve 4. Dolayısıyla yeni e indeksli olan birin çocuklarına bakacağız. Yani birin çocukları kim? 8 ve 7. Bunların hangisi en büyük? Bunlardan 8 en büyük. O zaman ne yapacağız? 8 ile de bu sefer 1'i yer değiştireceğiz. Dolayısıyla ne olacak? 8 buraya gelecek. 1 buraya gelecek. Şimdi ne oldu? 1'in yeni yeri 3 olmuş oldu. Şimdi o zaman 3 numaralı kişinin çocuklarına bakacağız. Dolayısıyla ne olacak? 1 çarpı pardon 2 çarpı 3 artı 1 yani 7 ve 2 çarpı 3 artı 2 8 indeksli elemanlara bakacağız. 5, 6, 7 ve 8 gördüğümüz gibi. Dolayısıyla buradaki 1'in 5 indeksli olan 7 indeksli olan pardon 2 ile 4'ü karşılaştırıyor olacağız. Yani 4, 5, 6, 7, 8 indeks elemanlarla karşılaştıracağız. Burada da Birin çocuklarından 4 en büyük olduğu için 4'te de biri değiştiriyor olacağız. Dolayısıyla 4 buraya gelecek. Bir de buraya geliyor olacak. Dolayısıyla sonuç olarak buradaki değişmeleri yaptığımız zaman biz buradan aşağı doğru inmiş olacağız. Ve bu biri başlangıçta tepeye koymuş olduğumuz biri doğru yerine yerleştiriyor olacağız. Şimdi bunu gene burada görelim. Kitap üzerinden ilerleyelim burada görüyoruz gene aynı hikayeyi. İşte ne yapıyoruz? 1'i tepeye yerleştirmişiz. Burada başlıyoruz. Birin çocuklarında 14 ve 10 var. 14 ile 1'i yer değiştiriyoruz. Bakın 1 buraya geliyor. Birin çocuklarında 8 ve 7 var. 8 ile 1 yer değiştiriyor. dolayısıyla burada 1 var artık. Sonra birin çocuklarından 2 ve 4'te de 4 ile yer değiştiriyor. Ve sonuç İlk de buna karşılık geliyor. Şimdi bunun koduna baktığımız zaman buna percolate down deniyor. Yani yukarıdan aşağı doğru düşme diye de düşünebilirsiniz. Verilen bir indekse göre bunu yazıyoruz. Çünkü birazdan bunu kullanıyor olacağız. Yani hangi indeksten başlıyoruz ve aşağı doğru düşüyoruzun kodu bu aslında. Burada tabii bir while loop var ve dikkat ederseniz sol ve sağ çocukları bulmak için no'ya göre bir formül var. Bunları zaten anlatmıştık. 2 no artı 1 artı 2 no artı 2 şeklinde formüller var. Bu formüllerle aslında sol ve sağ çocuk indeksler belirleniyor. Burada artık left ve right child gibi pointer'a ihtiyacımız yok. Başından beri onu söylüyoruz zaten. Okey. Dolayısıyla sol ve sağ çocuk belirlendi. Şimdi sol ve sağ çocuğun büyük olanını bulmamız lazım. Ama ondan önce bu aşağı doğru inme sürecinin ne kadar süreceğini bilmemiz lazım. E, onun içinde ne olabilir? Şimdi bir, aslında çocuk kalmayabilir yani sol çocuk olmayabilir sağ çocuk olmayabilir tabii ki e, yapı gereği e, ne olması lazım yapı gereği sol çocuk olup sağ çocuk olmayabilir o mümkün ama sağ çocuk olup sol çocuk olmama ihtimali yok çünkü soldan sağa doldurduğumuz için o imkansız. O zaman ne yapıyoruz? Önce sola kontrol ediyoruz sol. Hala var mı solu nasıl kontrol ediyoruz? Eğer index countsa o indekste eleman olamaz çünkü arrayin e, eleman sayısı count olduğu için. Dolayısıyla left counttan küçük mü diye bakıyoruz. Left counttan küçükse e, eğer büyükse zaten e, otomatik olarak false olacak. Dolayısıyla o zaman burası false olacak. Ama left counttan küçükse o zaman left node'dan büyük mü datası? Eğer sol çocuk mu? benden büyükse ha o zaman demek ki bir tane çocuk benden büyük. Okey. o zaman. Şurası true olacak ve dolayısıyla or özelliği gereği valin içine girebilecek veya vali devam ettirebiliyor olacak. Ha sol çocuğum benden büyük değilse veya sol çocuğum yoksa bu durumda burası false olacak. O zaman sağ çocuğumu kontrol edeceğim. Sağ çocuk yoksa varsa diye kontrol edeceğim. Right küçüktür count mu? Ve sağ çocuk da benden büyükse. Şimdi dolayısıyla ya sağ sol çocuk benden büyük olacak ya sağ çocuk benden büyük olacak. İkisi de benden büyük olabilir ama in the end bunlardan birisi geçerliyse içeri giriyor olacak. Ve ondan sonra da durumları değerlendiriyor olacağız. Şimdi önce sağ çocuğu kontrol ediyoruz. Çünkü sağ çocuğun olmama ihtimali daha fazla. Dolayısıyla sağ çocuk yoksa sağ çocuk yoksa o zaman bu demektir ki sol çocuk benden büyük çünkü sol ya da sağ çocuğum benden büyük buraya girdiğime göre sağ çocuk yoksa o zaman kesin sol çocuk benden büyük yok sağ çocuk varsa da bu durumda da sol çocuk sağ çocuktan büyük mü diye kontrol ediyorum dolayısıyla bu iki durum temel olarak sol çocuğumu benimle yer değiştirmek için gereken koşulları vermiş oluyor yani ya sol çocuk sağ çocuktan büyük olacak ya da sağ çocuk hiç olmayacak böyle bir durumda mecburen sol çocukla swap ediyorum. Diğer durumda ise sağ çocukla swap ediyorum. Zaten ikisinden bir tanesinin benden büyük olduğunu biliyorum. Swap için zaten bir tane metodumuz var. Swap node diye. Dolayısıyla oradan ilerliyoruz. Bu swap gerçekleştikten sonra ne yapıyoruz? Left right child yani yeni swap edilmiş sol ve sağ çocukları belirliyoruz yeni node için. Yine aynı formül aslında. noya göre 2 node artı 1 artı 2 node artı 2. Bu şekilde aşağı doğru iniyoruz. Şimdi bizim remove max metodumuz aslında bunu kullanıyor olacak. Çünkü... Ne yaptık biz öncelikli olarak? Bir kere kalktık, ilk elemanı gittik, son elemanı yerleştirdik. Dolayısıyla array sıfırı array count eksi ile değiştirdik. Ama bir de kritik olan bir nokta var. Aynı bütün queue, stack gibi veya yani tree'deki metotlar gibi... Delete ettiğimiz zaman onu sonra kullanacağız. Çünkü data structure'da kullanmak için siliyoruz aslında. Dolayısıyla array 0'a array count eksi 1'i atamadan önce array sıfırı temporary bir değişkende tutuyoruz. Ki sonra onu döndürebilelim. Sonra array 0'ı yer değiştirdikten sonra 0. indeksten aşağı doğru indirmemiz lazım. o yüzden percolate down 0'ı çağırıyoruz. Dolayısıyla 0 numaralı indeksten şuradaki percolate down metodu çağır O aşağı doğru indiriyor. En sonda da bir eleman sildiğimiz için count variable'ını ne yapıyoruz? Bir azaltıyoruz. Bu şekilde aslında gitmiş oluyoruz. Şimdi i̇şte bunun kompleksitesi ne? Bu while döngüsünün çalışması kadar. Ama bu while döngüsü ne yapıyor? Her seferinde bir seviye aşağı iniyor. O zaman demek ki ağacın seviyesi kadar aslında işlem yapacak. E ağaç da dengeli bir ağaç olduğu için, tanım gereği dengeli ağaç olduğu için. Yani içinde en node varsa, login zamanda bu e, remove işlemi gerçekleşiyor olacak. Şimdi gelelim ekleme meselesine. Şimdi ekleme meselesi için de gene e, ağacımız üzerinden e, gideceğiz. Şekilden bir ona bakalım. Evet şimdi diyelim gene bir öncelikli olarak bir e, ağacımız olsun. Eee için diyelim. Biraz önceki sildiğimiz e, kısımdan ilerleyelim. Yani 14 en tepede sonra 8 var sonra 10 var 4 var 7 var 9 var 3 var 2 var 1 var dolayısıyla 14 en yukarıda bunun çocuğu 8 var onun çocuğu 10 var 8'in çocuğu 4 8'in diğer çocuğu 7 onun çocuğu 9 diğer çocuğu 3 diğer çocuğu 2 diğer çocuğu 1 Şimdi yani yeni bir eleman geldi. Şimdi yeni bir eleman geldiği zaman bunu eklememiz lazım. Şimdi tabii eklemenin en kolay yolu aslında ekleyeceğimiz elemanın yeri belli. Neresi? Tabii ki burası. Çünkü başka bir seçenek yok zaten. Mecburen elemanlar bu seviye seviye gittiği ve tam buraya geldiği için mecburen aslında yeni gelen eleman mesela 12 olsun onu buraya yazmamız gerekiyor. Şimdi 12'yi buraya yazıyoruz. Fakat şimdi sıkıntı ne? Sıkıntı şu. Bu sayı eğer 7'den küçükse problem yok zaten. Çünkü neden? 7'den küçükse zaten hip özelliğini koruyor olacak. Ama belki de 7'den büyük bir sayı ekliyoruz. Mesela buradaki 12 gibi. O zaman ne yapmamız lazım? Bu 12'yi yukarıya doğru tırmandırmamız lazım. Nereye kadar? Belki de en tepeye kadar. Ama sonuçta yukarı doğru tırmandırmamız lazım. İşte bu operasyona percolate Up operasyonu diyoruz. Burada tabii avantajımız şu. Yukarıya giderken sadece bir, te bir tek seçeneğimiz var. O da çünkü bir ebeveynimiz olduğu için. Orada da hangi formülü kullanacağız? Burada vermiş olduğumuz nedir? Ee, gördüğümüz aslında e, n-1 bölü 2 formülü. Dolayısıyla öyle baktığımız zaman 12'nin indeksine bakacağız. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 eksi 1 bölü 2'den 4 çıkar. O zaman 12'nin parantı kimmiş? 4 indeksler ha, 7. Dolayısıyla bununla karşılaştıracağız. 9 numara adam bu 4 numara. 12, 7'den büyük mü? Büyük. O zaman ne yapacağız? 12 ile 7'yi yer değiştiriyor olacağız. 12 buraya gelecek, 7 buraya geliyor olacak. Dolayısıyla 12 ile 7'yi karşılaştırıp sonra 12'nin parentına bakacağız. 12'nin indeksi kaç? 4. 4 eksi 1 bölü 2'den 1 çıkar. Dolayısıyla ne olacak? 0, 1. 7'nin aslında şu andaki 12'nin indeksi 4. Onun parentı 8. Dolayısıyla 4, 12 ile 8'i karşılaştıracağız. 12 ile 8'i karşılaştırdığımız zaman geleneği görüyoruz. 12'nin 8'den büyük olduğunu dolayısıyla bunu da yerleştiriyoruz. Dolayısıyla 12 buraya yazılıyor. 8. Bütün bu işlemleri yaparken rahatça yerleştirebiliyoruz. Çünkü e, bu sayı yani üstteki sayı zaten diğer çocuktan daha büyük olmalı maksip özelliğinden dolayı. E Bu da ondan büyükse zaten mecburen herkesten büyük olacak. Dolayısıyla yerleştirmeyi de o şekilde yaptık. Şimdi 1'e geldik. 1'in parent'ı kim? 1 eksi 1 bölü 2'den 0. Yani root node aslında. Ama bakıyoruz 12 ile 14 şartları sağlıyor. O zaman daha yukarı çıkmamıza gerek yok. Burada kalıyoruz. Dolayısıyla ne yapıyoruz? En sona ekliyoruz. Sonra da yukarı doğru tırmanıyoruz. Ana fikir de bu. Buna da Perserate Up adı veriliyor. Şimdi onun kodunu görelim. Evet. Şimdi onun kodunu gördüğümüz zaman bakıyor. Tabii önce gene şey örnek üzerinden ilerleyelim. Diyelim burada bakın 12'yi eklemişiz. Sona 12 ile 7'yi yer değiştiriyoruz. Sonra 12 ile 8'i yer değiştiriyoruz. Burada 12 ile 14'ü yer değiştirmemize gerek yok. Çünkü 14 12'den büyük. Şimdi onun percolate up koduna baktığımız zaman burada gene while döngüsünü görüyoruz. Çünkü yukarı doğru ilerliyoruz. O zaman ne olacak? Önce parent'ı belirleyecek. Belirleyeceğiz. Bakın n 1 bölü 2 formülümüz burada görüyoruz. Sonra kontrolümüz var. Yukarı çıkma kontrolüne bir en tepeye gelmiş olabiliriz. En tepeye geldiğimiz zaman çıkmamız lazım. En tepedeki parent kaç olacak? Sıfırı burada formüle koyduğumuz zaman ne çıkıyor? Sıfır eksi bir bölü iki eksi bir çıkıyor. Ha, o zaman demek ki parent büyük eşittir sıfır demek aslında parent en tepeye geldiğinde bir sonraki parent eksi bir olacağı için bu while döngüsünden çıkacak. Dolayısıyla parent büyük eşittir sıfır. En tepeye çıkma kontrolü. Bir de ben parent'tan büyük olduğum sürece yukarı doğru çıkabilirim. İşte o da burada array no data yani şu anki indeksli elemanım benim parent'ımdan daha büyükse yukarı doğru çıkmaya devam ediyorum. Ne yapacağım? Yukarıyla swap edeceğim. Onu zaten daha önce göstermiştik swap node'u. Sonra yeni node parent olacak. Yani no parent olacak. Sonra da parent da no 1 bir bölü iki olarak bir sonraki karşılaştırma için ayarlama gerçekleşmiş olacak. Şimdi bunu e, pöstelet apu kullanan e, metottaysa, ise, e, insert'te ise e, bakın ne yapıyoruz? Önce eleman sayısını bir arttırıyoruz, çünkü yeni bir eleman ekleyeceğiz. Sonra o yeni indeksli elemana e, yere, e, o elemanı yerleştiriyoruz, array e count eksi bir node yani son elemana. Sonra da sadece onu o indeksten e, count eksi birden apu çağırıyoruz. O zaten yukarı doğru bu işlemi gerçekleştiriyor. Insert'te de gene yukarı doğru sadece çıktığımız için operasyonun kompleksitesi log n olacak. Dolayısıyla hem insertion hem de deletion operasyonlarının kompleksitesi log n. Dolayısıyla burada da onu görüyoruz. Ee, onun dışında update var. Update'te de bakalım. Update aslında e, bu ikisini birlikte kullanan bir metot. O yüzden aslında implementasyonu çok oldukça kolay. Diyelim Mesela şuradaki 14 e, numaralı elemanı 18'de yer değiştirdiğimizi düşünelim. 14'ü 18 ile de değiştirdiğimiz zaman yani önceliği değiştiği zaman 18 ne yapacak? Yukarı gidecek. Çünkü önceki sayıya göre daha arttıysa yukarıyı zorlar. Önceki sayıya göre daha azaltıysa o zaman da aşağıyı zorlayacak. Mesela burada 14'ü 3 ile yer değiştirdik. Bu sefer 13 aşağı doğru inmeye çalışacak. Ama bunları zaten daha önce yazmıştık. Bir tanesi personal up kodu bir tanesi personal down kodu. Dolayısıyla ne oluyor? Örneğin 3'e indiyse 3 aşağı doğru gitmeye çalışıyor. 8 ile 3'ü karşılaştırıyoruz. 8 ile değiştiriyoruz. Sonra 3 ile 4'ü değiştiriyoruz. Ama tam tersi arttıysa da 14, 18 olduysa da 14'ü 16 ile 18'i 16 ile yer değiştiriyoruz gibi gibi. Burada olduğu gibi. O zaman ne yapacağız? gerekirse percolate up, gerekirse percolate down'u çağıracağız. Burada da zaten onu görüyoruz. Önceki değerle karşılaştırıyoruz. Eğer önceki değer değere göre daha büyük, küçük bir sayımız varsa percolate down yapıyoruz. Önceki değere göre daha büyük bir sayımız varsa da percolate up yapıyoruz. Bu şekilde de update'i çağırıyoruz. Her iki durumda da zaten login zamanda olan personal down first veya personal up'ı çağırdığımız için update'in de e, süresi aslında login olmuş oluyor. Evet böylece heap veri yapısında e, bitirmiş.